Nihayet motorun rodajını tamamladım arkadaşlar. 1000 kilometreyi tamamlamış oldum ve dün de rodaj bakımını yaptırdım. Şimdi bu rodaj bakımından görüntüler olmayacak bu videoda. Öncelikle onu söyleyeyim. Rodaj öncesinde ve rodaj sırasında ve sonrasında motorda gerçekleşen bazı durumları size anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Şimdi bildiğiniz üzere motorun 1000 kilometrede rodaj bakımı yapılması gerekiyor. Dün an itibariyle 930 kilometreydi. Sonrasında tam 1010 kilometrede motorun rodajını yaptırdım. YouTube'da rodaj bakımıyla alakalı, rodaj yapımıyla alakalı sayısız onlarca video var. Kimisi diyor ki işte 5500 devri geçmeyeceksin. İşte kimisi diyor ki 6000 devri geçmeyeceksin. Farklı farklı söylentiler var ama 2020 Yamaha R25'in kitapçığında yazan şu: 7000 devri geçmeyiniz yazıyor. Ben de motoru ilk 100 kilometre 5500 ve 6000 devirde sürmeye özen gösterdim. Çünkü bu parçalar fabrikadan çıkış sıfır parçalar olduğu için bunların belli bir alışma süresi var diye düşündüm ve bu şekilde ilk 60-70 kilometreyi bu şekilde parçaların daha iyi birbirine alışabilmesi için bu şekilde bir yaklaşım sergiledim. Ondan sonra 7000 devir yazdığı için kitapçıkta genel olarak 6500-7000 devir aralığında vites değişikliğine gittim ve bu aralıkta motorun rodajını elimden geldiğince doğru düzgün yapmaya çalıştım. Şimdi biz millet olarak okumuyoruz arkadaşlar. Bir tane usta bir şey söylüyor, öteki usta başka bir şey söylüyor. Bir tane motorcu farklı bir şey söylüyor videoda, başka bir videoda başka bir motorcu arkadaşımız, dostumuz başka bir şey söylüyor. O yüzden siz siz olun. Eğer ki sıfır motor veya araba alıyorsanız illaki kitapçığı vardır. Tüm elektronik ürünlerin bu arada kitapçığı vardır ama biz millet olarak maalesef okumadığımız için kulaktan duyma, kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyoruz. Şu anda görüyorsunuz 1096 kilometrede motorumuz. Şimdi rodaj sırasında neler oluyor onu da söyleyeyim size. Yani ne gibi değişiklikler yapılıyor. Öncelikle bir tane küçük bir tapa var. Şu alt tarafta motorun tam şu alt kısmında. Buradan görünmez belki ama o tapayı ne yapıyorlar? Güzel bir açıyorlar. Buradan görünür mü? Bir bakalım alttan. Burada bir yerde tapa var. Buradan içindeki mevcut yağı boşaltıyorlar. Daha sonra üzerine bir kişi oturuyor ve dik konuma getiriyor motoru ve içindeki yağın süzülmesini bekledik arkadaşlar. Daha sonra o yeni tapayı takıyor usta. Ondan sonra da yağ filtresi bu arada. O da sökülüyor. Onu da söyleyeyim. Zaten 4 tane kalem var. Şurada bir yerde yine yağ filtresi olması lazım. Bilmiyorum görünüyor mu şu anda. Benim verdiğim rodaj bakım ücreti 335 lira 80 kuruş. Yamaha'nın şeffaf fiyat politikası sebebiyle Yamaha'nın kendi internet sitesinde bu fiyatı rahatça görebilirsiniz. 4 tane kalem var. Nedir bu kalemler? Bir tane tapa, bir tane yağ filtresi değişiyor ve yağ ücreti var. Hani kullanılan yağın ücreti var. Onun markası da Yama Blue. Yama'nın kendi yağı sanırım. Bir de işçilik var. El emeği ücreti var. Bu şekilde bir fiyat çıktı. 335 lira 80 kuruş. Şimdi filtreyi değiştirirken de siz siz olun, mümkün mertebe motorun başında durun. Çünkü bazı ustalar, çünkü benim bir arkadaşım, Ordu'daki arkadaşım Eren, bir ustaya yaptırırken usta yağ dökmemiş. Arkadaş da ısrarla demiş ki abi yağ dök, yağ dök. Kavga dövüş adama zorla yağ döktürmüş yani. Siz siz olun, mümkün mertebe rodaj bakımında motorunuzun başında durun. Ben hep başındaydım zaten. Şimdi yağ filtresinin içine yağ koydular. Onu da bir 2 dakika bekledik. İçindeki kağıdın yağ emmesini bekledik. Daha sonra da biraz daha ihtiyaç duyduğu kanaatine getirince ustamız ne yaptı? Biraz daha yağ ekledi filtrenin içine ve
Daha sonra da filtrenin o yuvarlak olan kısmının üzerindeki ne diyeyim size, contayı biraz da eliyle şöyle yağladı. Sonra onu da taktı. En son olarak da yağı doldurmaya başladı. Yağı da bakayım hemen şuradan bir yerden. Evet, şuradan yanılmıyorsam buradan yağını doldurdu. Şurada da yağ kontrol ekranı var. Buradan bir 10 dakika bekledik arkadaşlar. Hani yağ seviyesini kontrol ettik. Sitede, Yamaha'nın kendi sitesinde yazan 2,3 litre. Sonra motoru dik konuma getirdik. Yeterli yağ var mı yok mu onu kontrol ettik. Daha sonra seviyenin az olduğunu düşündüğü için ustamız sağ olsun biraz daha yağ kullandı. Ben Allah'tan sakin, efendi, beyefendi bir ustaya düştüm ve beni hiç yormadı. Rodaj sırasında olanlar bu şekildeydi. Zaten bunun onlarca videosu var. Ben bunları çekmek istemedim. Kısaca size anlatmaya çalıştım. Şimdi benim size asıl anlatacağım olay, rodaj öncesi motorun performansı nasıldı? Rodaj sonrası performansı nasıldı? Rodaj öncesinde videonun başında da söylediğim gibi ilk 50-60 kilometre 5500 devirde kullandım. 5500-6000 devir aralığında vites attım. Daha sonra da kitapçığa uyarak 7000 deviri geçmeden 6500-7000 devir aralığında motoru kullandım. Motor tabii ki de o devir aralıkları için yapılmadığı için performansı maalesef istediğiniz gibi değil. Yani sıkılıyorsunuz. Hani bir an önce bu rodaj illeti bitsin istiyorsunuz ki motoru gerçek performansında rahat rahat kullanalım diye. Rodajdan önce 7000 devir altında kullandım. Sonra rodaj yapıldı ve yola çıktım. Zaten ben bir daha söylüyorum, 1010 kilometrede, neyse şöyle göstereyim ekrandan. Tam 1010 kilometrede rodajını yaptırdım. Söylenen şu, kesinlikle ve kesinlikle 1000 kilometreye geldiğinde çok fazla kullanmamak gerekiyor. Yani 1500, 1600, 1200 kilometrede rodajınızı yaptırmayın arkadaşlar. Ben bir tane uzmandan duymuştum. O şey demiş, hani 1050 kilometreyi mümkün mertebe geçmeyin rodaj bakımı için. Yani artı 50 artı 30 kilometreydi. Ben 1010 kilometrede yaptırdım. Gayet ideal, gayet iyi bir kilometrede yaptırdım. Şöyle söyleyeyim size, rodajı yaptıktan sonra yağını falan koyduktan sonra hemen binip gitmeyin. Öyle de bir sıkıntı var. Bu yağın, motorun, dişlilerin, parçaların birbirine yine yağın dolaşması lazım, alışması lazım. O yüzden biz ne yaptık? Bir 7-8 sefer motoru çalıştırdık, kapattık, çalıştırdık, kapattık. İşte dik konumda çalıştırdık, yatık konumda biraz açık bıraktık bir 2-3 dakika. Kendini bilen ustalar, servisler tavsiye ediyor. Biz o şekilde yaptık. Motorun sesi, her şeyi, gidişi değişti arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şimdi yine bazı videolarda ve bazı ustalar, bazı servisler diyor ki rodaj bakımını yaptırdıktan sonraki 600 kilometre boyunca kimisi diyor ki işte 6500 devri geçmeyin, kimisi diyor ki 7500 devri geçmeyin. Benim izlediğim bir videoda da servisten bir arkadaş dedi ki 7500 devri geçme. Ulan dedim, kitapçığına bakayım. Yine 2020 Yamaha R25'in resmi kitapçığında arkadaşlar yazan şu: İlk 1000 kilometre 7000 devri geçmeyin. Sonraki 600 kilometre, yani 1600 kilometre boyunca 8400 deviri geçmeyin. Neyse, rodajı yaptırdık. Her şey tamam. Bütün kitabına uygun, kurallara uygun hareket ettik ve sonrasında ben çıktım yola yavaş 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 yavaş. Tabii ki de hava soğuk ve iyice ısınmasını bekledim. Yaklaşık bir 3 dakika 4 dakika boyunca bu şekilde durur bir vaziyette rölantide motoru ısıttım. Daha sonra yolda biraz daha ısıttım. Hemen yüklenmedim. 8000 devire çıktı. Nasıl biliyor musun? Gaz ver bana diyor. Hızlan diyor. Ben diyor daha performansımı bulamadım diyor. O kadar tatlı gidiyor ki anlatamam size. Yani müthiş bir hale geldi. İşte rodajın bir an önce bitmesi için bu kadar uğraşmamın veya arkadaşların bir an önce rodajı bitirmek için çabalamasının sebebi buymuş. Zaten rodajı bitirip de konuştuğum benim arkadaşlarım da var. Onların da söylediği, abi motor bambaşka bir hale geliyor, İnanılmaz çok tatlı oluyor falan diye. Dün ben onu anladım. Bayağı da bir yol yaptım. Yaklaşık bir 70-80 kilometre motoru rodaj sonrasında sürdüm ve çok tatlıydı ya. Yani o 8000 devirlerde, 8400 devirlerde falan
Muazzam gidiyor ama savaş yapma, ekipmanı yok, sakin ol, şudur budur. Kendime 100, 105 işte 90 aralığında motoru çok üzmeden yine kullandım. Rodaj öncesi 2020 Yamaha R25'i 7000 devire geçmeyecek şekilde kullanmanız lazım. 6500-7000 devir aralığında kullanırsanız gayet uygundur. Kitapçıkta çünkü 7000 devire geçmeyin diyor. Rodajdan sonraki 600 kilometrede yani 1600 kilometreye kadar da motoru 8400 devire geçmeyecek şekilde kullanmamızı Yamaha'nın kendi resmi kitapçı söylüyor arkadaşlar. Yani rodaj videomuz bu şekildeydi. Umarım güzel, yararlı bilgiler sizlere verebilmişimdir. Bakalım rodaj sonrasında motorun sesi nasıl olmuş? Bir de buraya rodaj öncesi egzoz sesini de koyarım. Şimdi dışarıda kepçe çalışıyor ama artık idare edin arkadaşlar. Umarım ses iyi geliyordur. Rodaj sonrası motorun sesi bu şekilde. Gayet iyi yani. Evet, bu videoda böyleydi arkadaşlar. Umarım video yarın bir gün sıfır motor alıp rodaja geldiğinde video arayışı içine giren arkadaşlar için yararlı olmuştur. Eğer ki videomu beğendiyseniz lütfen o beğen butonuna basmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Son olarak da şunu söyleyeyim. Motorun rodaj öncesi sesiyle rodaj sonrası sesini de mutlaka paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.